Roma biletinden herkese merhaba. Ben Ahmet Evcim. Bugün yine yaklaşık 5 yıldır olduğu gibi Roma'nın gizli hazinelerini keşfedeceğiz. Şahane tarihi yerler göstereceğim size. Hatta muazzam İtalyan yemekleri de yiyeceğiz. Kameranın arkasındaki Oğulcan arkadaşımla beraber size tarihi merkezlere çok yakın mesafelerdeki gizli hazineleri göstereceğiz. Fakat videoya geçmeden önce size Çizme Dergi'den bahsetmek istiyorum. Çizme Dergi aylık olarak yayınlanan ücretsiz bir elektronik dergi. Çizmedergi.com adresine girip sayfanın en altındaki e-bülten kısmına mail adresinizi bırakırsanız dergi size her ay ücretsiz olarak gelmiş olacak. O dergide de muazzam yazılar var. İtalya'yı anlatan, konusunda uzman insanlar, sanat tarihiyle alakalı, gastronomiyle alakalı, antik Roma ile ilgili şahane yazılar çıkıyor. Bugün size dediğim gibi Roma'daki gizli hazineleri paylaşacağız ve vakit kaybetmeden Oğulcan'la beraber Roma'nın çok yakın noktalarındaki misafirlere yolculuğumuz başlıyor. Roma'nın merkezi Venedik Meydanı'ndayız. Piazza Venezia. Burası aslında sadece Roma'nın değil, dünyanın merkezi gibi düşünebiliriz. Caput Mundi, Roma İmparatorluğu'nun en önemli meydanlarından bir tanesi. Bu meydanın aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi, hemen arkamda görmüş olduğunuz Via del Corso Caddesi'nin başlangıcı, Roma'nın en büyük caddelerinden bir tanesi. Bu meydana, Roma'ya geldiğiniz zaman bu meydandan geçmeme ihtimaliniz yok. Mutlaka bu meydandan gelip Roma'yı keşfedeceksiniz. Hemen bu meydanda yan tarafta şu an ekranda görüyorsunuz Benito Mussolini'nin balkon konuşmasını yaptığı Palazzo Venezia ve hemen çaprazında da Vittorio Emanuele II'nin büyük beyaz devasa anıtını görüyorsunuz. Şahane bir meydan. Buradan binlerce turist Via del Corso Caddesi'ne yürüyerek devam ediyorlar. Buradan Aş Çeşmesi, İspanyol merdivenleri, Pantheon ve Navona'yı ziyaret etmek için bu caddeye giriyorlar. Çünkü bu caddenin sağ tarafında Aş Çeşmesi, İspanyol merdivenleri, sol tarafında da Pantheon ve Navona meydanı buluyorum. Fakat biz Roma bileti takipçileri olarak bu caddeye değil, hemen iki sokak arkada başka gizli bir hazineyi keşfedeceğiz. Anlattığım tüm bazilikaların, mekanların adreslerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buraya geldiğinizde açıklama kısmından haritalar kısmına yapıştırıp rotayı takip edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Beni takip edin. Via del Corso Caddesi'nin girişi hemen aşağıda kaldı. Ben bu caddeye giriyorum. Dediğim gibi açıklama kısmında bu caddenin meydanlarının isimlerini bulabilirsiniz. Caddeye girdiğinizde hemen sağ tarafta Hristiyanlığın en önemli bazilikalarından bir tanesi Basilica dei Dodici Apostoli, yani 12 Havari Bazilikası'nı göreceksiniz. Buradan yine binlerce turist geçse de sağ tarafta aslında büyük olmasına rağmen gözden kaçan bir bazilika. Fakat biz gözümüzden kaçırmıyoruz. Şimdi hep beraber içeriye giriyoruz. Bazilikanın içine ilk girdiğim zamanı çok net hatırlıyorum. Aynen San Pietro Bazilikası'na girdiğim gün gibi kendimi çok küçük hissetmiştim. Burada da öyle. İnsanın da ne kadar önemsiz bir varlık olduğunu adeta hissediyor insan burada. Gerçekten muazzam bir büyüklük. İnsan idrak edemiyor. Ve hemen şu an ekranda da gördüğünüz gibi çok yüksekte aslında Caduta degli Angeli Ribelli, isyan eden meleklerin düşüşünü görüyorsunuz. 300 yıl önce yaklaşık Giovanni Odazzi bu freski 3 boyutlu şekilde yapmış. Ve gerçekten de bu freskin altından kafanızı yukarıya baktığınız zaman, başınızı yukarıya kaldırdığınız zaman sanki melekler cennetten sizin üzerinize düşüyormuş gibi hissediyorsunuz.
gerçekten olağanüstü. Bir de bu bazilikayı özel yapan şeylerden bir tanesi de dedim ya, burası 12 Havari Bazilikası diye. 12 Havari'den ikisi Aziz Giacomo ve Aziz Filippo'nun kemik kalıntıları bu bazilikanın altında bir sunakta duruyor. Yine Hristiyanlığın en önemli bazilikalarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Şurada merdivenlerden aşağı indiğiniz zaman yine kalıntıların olduğu bölümleri de görebiliyorsunuz. Roma'nın aslında en eski birhanelerinden bir tanesindeyiz. Buranın kuruluş yılı 1906. Aslında buralar çok özel mekanlar. Neden? Çünkü hem Venedik Meydanı'na çok yakın, yine gözden kaçan gizli bir hazine olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca burası biraz ileride Basilica dei Dodici Apostoli, yani 12 Havari Bazilikası'na da çok yakın. Zaten bu birhanenin olduğu yer daha önce bir kiliseymiş. Ve hatta kiliseden önce de posta dağıtım merkeziymiş. Bu kilise yıkıldıktan sonra buraya bu birhane açılmış. Peroni biraları İtalya'nın en ünlü biralarından bir tanesi. Şimdi biz de nefis bir biralardan içeceğiz. Ve aynı zamanda yan tarafta restoran bölümü. Orada da şahane Roma yemekleri yiyeceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz ve kaç para ödeyeceğiz. Bunlarla alakalı da size bilgi vermek istiyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Roma'ya geldiğinizde de eminim ki burada keyifli zaman geçireceksiniz. Devam ediyoruz. Şimdi Roma'daki restoranlarda, hatta İtalya'nın kuzeyinden güneyine genelde menülerde fotoğraflar olmaz. Bu da böyle sade bir menü. İtalyan restoranlarındaki yemek menüsünü biliyorsunuz. Bir başlangıçlar oluyor, antipasti, bir primiler oluyor, makarnalar, bir secondi piatti dediklerimiz ikinci tabak, bir işte et, tavuk ya da balık oluyor, bir de yan tabaklar oluyor. Şimdi bakalım biz bir şeyler sipariş edeceğiz, gelenleri de size tarif edeceğim. Dediğim gibi bu birhanede 118 yıllık olan bu birhanede sadece bira değil, şahane İtalyan yemekleri de, Roma yemekleri de yiyebilirsiniz. Birazdan bakalım masaya neler gelecek. Bir rivayete göre 1669 yılında, dedim ya burası daha önce kiliseymiş diye, bu kilisede duvara asılı bir Meryem Ana resmi varmış. O Meryem Ana'nın gözü hareket etmiş bir rivayete göre. Şimdi yıl düşünün, 1669. O yıllarda tabii efsaneler çok çabuk yayılıyor. Burası bir cazibe merkezi haline gelmiş. Dedim ya 12 Havari Bazilikası'na da yakın bir yerdeyiz. Kutsal topraklardayız. Böyle şeyler olabilir. Şimdi tabii normalde bir İtalyan bir öğlen yemeğinde bu kadar çeşit yemiyor. Ben bu videoda size birazcık burada yemekleri bizzat kendisini göstererek anlatmak adına bu kadar çok sipariş verdim. Masrafa girdik yani Oğulcan'la beraber. Şimdi neler sipariş ettik onları söyleyeyim. Nohutlu bir makarna, pasta ekşi, böyle biraz çorbamsı. Ama işte ya Ahmet Bey, İtalya'ya geliyoruz, hep makarna pizza yiyoruz, sebze yiyemiyoruz dediğiniz zaman alın size içinde nohut olan bir makarna, biraz böyle baklagillerle karıştırılmış bir şey yeme açısından faydalı olabilir. Çikolya, yeşillik söyledik. Burada muazzam benim çok sevdiğim bir filetto di baccala var. Bu bir Norveç balığı. Daha önce bir videomda yine gidip bir yerde yiyip anlatmıştım. Onun için balık üzerinde kızarmış. Muazzam. Bir de içeriye girerken hep böyle bana söylerler, ya Ahmet Bey İtalya'da pek sebze yok mu diye. Var efendim, şöyle patlıcan var, kabak var. Bir de tagliata di manzo, bir dana eti sipariş ettik. Onu da böyle şahane bir sosla getirmişler. Şimdi biz yemeklere dalmadan önce Oğulcan'la beraber, karnımız da acıktı çekimlerde, size restoranlara gittiğinizde
bir acılı zeytinyağı siparişi vermenizi öneriyorum. Olio di picante. Şimdi bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakın içi pul biberli, acı biberli bir zeytinyağı. Bunu efendim alıp her şeye dökebilirsiniz. Yani ben mesela işte makarnaya dökebilirim. Etin üzerine de yine döküp lezzetlendirebilirim. Bakın sadece bunu belki işte balığın üzerine pek tercih etmeyebilirim ama dediğim gibi gittiğiniz restoranlarda acı zeytinyağında sipariş eden efendim. Peroni biremizde söyledik. Dediğim gibi bize tekrardan afiyet olsun. Siz de Roma'ya gelince bu şahane yemeklerin tadını çıkartın. Şimdi birazcık fiyatlardan bahsedeyim. Pasta ecce ecce, bu nohutlu makarna 7 euro. Filetto di baccala, bu kızarmış balık 5 euro. Cicoria, yani şu yeşillik 4 euro. Şu et manzo, dana eti, fiyatı 13 euro. Yine bu kabak ve patlıcan da 5 euro. Biralarda, küçük biralarda sanıyorum eğer bulamadım ama yanlış bilmiyorsam 4'er euro olması lazım. Fiyatlar böyle. Ben fiyatları merkeze bu kadar yakın olmasına rağmen, bu kadar özel bir mekanda olmasına rağmen ben fiyatları çok makul buldum. Roma'ya göre fiyatlar çok makul ve maalesef Türkiye'ye göre bile makul kalıyor diyebiliriz. Umuyorum ki Türkiye'de de fiyatlar, enflasyonun ateşi düşer, fiyatlar normalleşir. Tekrardan bize afiyet olsun. Muazzam. Ayhan Sicimoğlu Üstad diyor ya, anneanneciğim, babaanneciğim diye, tam olarak öyle bir lezzet. Muazzam. Şimdi yine aynı cadde üzerindeyiz. Bazilika'dan çıktık. 118 yıllık birhanede biramızı içtik, yemeğimizi yedik. Şimdi Aşk Çeşmesi'ne doğru yine bu cadde üzerinden gidiyoruz. Şahane bir pasajdan geçeceğiz. Galleria Chiara. Şimdi size hem orayı göstereyim hem de oranın hikayesini anlatayım. Galleria Chiara'nın içindeyiz. Aşk Çeşmesi'ne doğru geçerken burayı kaçırmayın. Burası 19. yüzyılda Roma'nın başkent ilan edilmesinden hemen sonra bir ticaret merkezi olarak kuruluyor ve bugün hala aslında üst katlardaki ofisler birer ticaret merkezi. Dolayısıyla muazzam bir yer. Neden? Çünkü duvarlarında Giuseppe Cellini'nin kadınların zarafetini, nezaketini ve anne olmak gibi erdemlerini temsil eden bir takım freskler bulunuyor. Burayı yaptıran Prens Maffeo Chiara da duvara adının ve soyadının harfleri işlenmiş. Buraya geldiğinizde bu detayı kaçırmayın. Tam adı Maffeo Barberini Colonna di Chiara. İyi ki de yaptırmış. Ne kadar güzel. Aşk Çeşmesi'ne giderken hemen merkezde keşfedeceğimiz gizli hazinelerden bir tanesi. Kameranın arkasındaki Oğulcan'la beraber Roma'nın gizli hazinelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Yine aynı cadde üzerindeyim. Galeriden çıktım, Chiara'dan McDonald's'a kadar geldim. Sağa Aşk Çeşmesi'ne doğru giriyorum. Kalabalığın içine doğru dalıyoruz. Roma'nın en kalabalık turistik noktasındayız. Aşk Çeşmesi'ndeyiz. Türkler buraya neden Aşk Çeşmesi demiş bilmiyorum. Çünkü Fontana di Trevi'nin aslında Türkçe karşılığı Trevi Çeşmesi. Yani Aşk Çeşmesi değil. Hatta bir İngiliz'e, bir Amerikalı'ya İngilizce olarak Fountain of Love, yani Aşk Çeşmesi nerede desek bilmezler. Veya bir İtalyan'a Fontana d'Amore, dove si trova falan diye sorsak, hani nerede bu Aşk Çeşmesi desek, herhalde o da bilmiyorum diye cevap verir. Fakat bir şekilde
Türkler, bizler burayı aşk çeşmesi olarak isimlendirmişiz. Peki burada bir aşk var mı yok mu? Aslında var ama bu aslında çok az bilinen, neredeyse hiç bilinmeyen küçük bir aşk hikayesi. O da şöyle, aşk çeşmesini tam karşınıza alın. Sağdan aşağı indiğinizde önünüze bir çeşme gelecek. O çeşmeden su kalp şeklinde akıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyan askerleri askere gitmeden önce sevgilileriyle buraya gelirler ve o çeşmenin altına bardaklarını tutarlarmış. Eğer bardaklar kırılmazsa aşklarının sağlam olduğunun göstergesi olurmuş. Yani aslında aşk çeşmesinin aşk hikayesi böyle. Aşk çeşmesi aslında her ne kadar barok dönemi yansıtsa da 200-300 yıllık bir yapı gibi gözükse de buranın hikayesi antik Roma'ya kadar uzanıyor. Yani 2000 yıllık bir hikayesi var. Milattan önce 19'da Marcus Agrippa burayı yaptırıyor. Burayı neden yaptırıyor? Fontana di Trevi demiştim ya. Trevi 3 yol çeşmesi demek. Trevi tre kelimesinden 3'ten gelir. Vi de Via'nın V'sidir. Onun ikisinin birleşimi. Yani 3 yol demek. Fontana di Trevi de 3 yol çeşmesi olarak düşünebiliriz. Çünkü ta 2000 yıl önce Marcus Agrippa tarafından bu çeşme yaptırıldığında burası 3 yolun birleştiği bir konumdaymış. Ve yine Pantheon'u yaptıran büyük general ve siyaset adamı buraya Roma'nın yaklaşık 20 kilometre ötesinden su kemerleriyle su taşımış. İşte bu su kemerlerinin final noktası, ulaştığı son nokta burası. Burayı İspanyol merdivenlerine giderken Via Nazionale'da sol tarafta antik aşk çeşmesinin kalıntılarını görebilirsiniz. Dediğim gibi aşk çeşmesindeki aşk hikayesinin nerede olduğuna gelin hep beraber birlikte bakalım. İşte İtalyan askerlerin sevgilileriyle beraber geldikleri, aşklarının ne kadar sağlam olup olmadıklarını kanıtladıkları aşk çeşmesi burası. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz, tam karşıdan bakıldığında kalp formunda akan bir çeşme. İşte aşk çeşmesinin isminin hakkını veren hikayelerle dolu küçük çeşmesi burası. Bugünlük bizden bu kadar. Şahane bir gün geçirdik. Roma'nın gizli hazinelerini sizinle paylaşmış olduk. Günlük paylaşımlarımı Instagram'dan takip edebilirsiniz, Roma Bileti hesabından. Ayrıca Kafa Dergi'de de İtalyan Kafası bölümünde yazıyorum. Aylık olarak ilginç bulduğum İtalyan hikayelerini de oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.